gerçekten birbirimize çok benziyoruz. Ama futbol tarzlarımız birbirimize biraz uzak. Yani, Vida kariyerli, gerçekten çok kariyerli. A takıma çıktığımda, ilk çıktığımda yani stoperlere hep bakıyordum. Yani, küçük yaşımdan beri hani kimler var, kimler var. Benim zamanında çıktığımda Vida vardı. En çok kariyerli de olan oydu. Hani büyük yerlerde oynamış, Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla oynamış kişi. Hepsini teker teker araştırıyordum. Ben de yardımcı olabilecek Vida'yı tercih ettim abi. İdmanlarda da kendisini beğeniyordum. Neden? Hangi Müdahale ediyordum. özelliğinden dolayı? Abi bir kere hırs... Ayaklarının hakimliğinden Abi mi, hırslı, kaybetmeyi sevmiyor. Kaybetmekten gerçekten nefret ediyor. Hani bir de futbolun hızlı oynamasını istiyor. Yani gerçekten bizim zaman, yani bu modern futbolda artık futbolun daha akışkan oynanması gerekiyor. Hani idmanda da bile bazen Vida hani top durduğu zaman gerçekten orada bile müdahale ediyor, hani uyarıyor. bağırıyor, uyarıyor herkesi. Yani bir tek bana karşı şeyi yok. Hani bir tek bana karşı yardımcı olmaya çalışmıyor. Yani bu kampta da zaten buraya gelen hani yeni katılan gençlere de hepsi, yani antrenman bittikten sonra masada otururken, yemek masasında bir şeyleri anlatmaya çalışıyor abi. Yani daha hızlı oynaman gerektiğini, burada böyle nasıl alırsan böyle daha çok çabuk oynarsın. Yani topa ilk buluşmadan önce kafanı kaldırıp hani nereye atacağını ilk önce seçip ondan sonra harekete geçmen gerekiyor. Yani toptan daha hızlı hareket etmen gerekiyor. Hani hepsini teker teker anlatıyor. Bunu anlatırken de ilk önce bana söylüyor. Ben de onlara çeviriyorum. Yani tercümanlık yapıyorum. Orada onlara, ben de onlara çeviriyorum. Yabancı dil olarak sende hangisi var mesela şu an? Yani abi Boşnakça var ama Annenden böyle dolayı. yani annemden dolayı, ama yarım yavaş. Ben de çok şey hakim değilim ama yani biliyorum. Anlaşabiliyorsun. Yani Vida ile çok iyi Anladım. anlaşıyorum. Yani Vida da zaten hani mesela ona şey soruyorum, hani bazen diyorum bu kelime nasıl söyleniyor? Hani bu nasıl yapılıyor? Hani onu da öğrenmeye çalışıyorum. Zaten ayrıyetten de İngilizce dersleri alıyorum. Yani Vida'yı sadece sahadaki futboldaki örnek aldığın birisi değil, aynı zamanda bir yabancı dil eğitmeni olarak da Aynen abi, hep düşünebiliriz. oradan zaten abi, ne yani şu, yani öğrendiğin bir kişiden, hani öğrenmeye çalıştığın bir kişiden ne kadar bir şey alırsan kârdır. Bu anda zaten ilk A takıma geldiğimden beri de yani nasıl durmam gerektiğini, hani müdahalede nasıl yapmam gerektiğini, yani baskılara nasıl çıkmam gerektiğini, adam pozisyon bilgisini hepsini teker teker anlatmaya çalışıyor. Baban hangi mevkide oynamıştı? Abi babam tam bir kemik Sedat diyorlarmış ona. Katil Sedat. O da stoper. Yani hayatında görebileceğin en sert stoper abi. Babanla hiç oynadın mı karşılıklı? Ya oynamak istemezdim abi. Ha, sakatlıktan korkuyorsun. Ya yok, oynadım ama aynı takımda oynadık. Bir gün maç yapıyorduk. Beni forvete geçirdi. Yani forvet, o stoper oynuyordu. Yani hayatında görebileceğin abi 1,80, hani en kısa stoperler için en kısa 1,80, ama bu kadar sıçrayan bir stoper göremezsin abi. Bir de o kadar soğukkanlı ki, yani hem mücadelesi hem hırsı, yani aslında tam idol aldığım insan oydu. Yani gerçekten babam benim hayatımda alabileceğim en büyük idoldü. Ama ben sadece onu baba olarak görmüyordum. Kendisi benim dostum gibi. Yani dost gibiyiz onunla. Ne güzel. Bir gün halı saha gibi bir şey yapıyoruz abi. Böyle benim forvete falan atmıştı. 6 tane falan gol attım öyle. Sonra rakibin de stoperi sinirlendi. Bana ser girdi. Çift daha beni yere düşürdü. Ondan sonra babam da sinirlendi bu duruma. Sonuçta ben oğlu yani. Merkeze böyle havadan bir top geldi abi. Sana yemin ediyorum adamın aşil tendonunu kopardı. Yani Bayağı sert. Gerçekten çok sert abi. Kemikler falan boşuna Ya takmamışlar. hem kemik diyorlardı hem abi, hem de katil Aynen. Sedat diyorlardı ona. Gerçekten yani büyük bir idol abi. Sanırsam bize de bu yok abi ya galiba. Yani 18 yaşında adamlar orada, biz burada 24-25 yaşında adamlara genç diyoruz. Adamlar orada 18-19 yaşındakilerine genç diyor. Hatta 16'sı var, 15'ine 15'i var. Ya sanırsam bizim biraz da özgüven eksikliğimiz var hocam. Güvenemiyor muyuz acaba? Güvenemiyoruz. Ülke Yani olarak. bence ya ülke olarak zaten hani hep bir tereddüt içindeyiz. Hani kaybetme korkusu. Hani oynatırsam kaybedebilirim. Onu kaybedebilirim. Yani takım için değil.
onu oynatırsam kaybedebilirim korkusu var. Ama oynatmazsan da kazanamazsın. Ya işte yani bir yerden sonra da onu kırmak gerekiyor. Sanırsam bizde de bu var. Yani futbol 3 tane şampiyonluğum var. Ama 3 tane şampiyonluğumda da hani en üzgün olduğum nokta hani sadece Ziraat'ta oynayabilmem. O sezon daha fazla hani oynayabileceğimi düşünüyordum. Ama Sergen Hoca her zaman benim için doğru zamanı beklemiştir. Hani bu Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi, hani Altay'da olduğu gibi. Her zaman doğru zamanı beklemiştir. Takdir onundu. Hani şöyle daha çok isterdim. Hani şampiyon olduğumuz sene en azından birkaç maç oynayıp o şeyi daha çok tatmak isterdim. Hani bir emeğimin olduğunu. En azından orada olmak bile gurur verici. Yani abi tabii ki de hayalim Avrupa. Yani Avrupa'da oynamak. Böyle bir potansiyelim olduğunu düşünüyorum. Yani orada kendi ülkemi bir de Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edebileceğimi düşünüyorum. Yani her gencin olduğu gibi hayal Avrupa'dır. Ama dediğin gibi abi hani oynadıkça birileri sizi keşfettikçe bir şeyler olur. İnşallah daha çok süre buluruz. Bu proje ilerledikçe sonuçta ama bir tek projeye bağlı kalmıyor. Yani kişinin kendisine göre de kalıyor. Kişi kendine mesela şansı verdikten sonra kendini ne kadar gösterebilecek? Önemli olan da bu. Sahaya çıktıktan sonra kendini gösterdikten sonra hem Beşiktaş'a önünü açmış oluyorsun. Hem de altyapıdan gelebilecek kardeşlerimizin de önünü açmaya çalışıyorsun. Bence proje yararlı olacak diye düşünüyorum. Ya abi o gün maç sonu röportajımda da aynı şeyi söylemiştim. Şerefinle oynayıp hakkınla kazanmayı öğretmişlerdi biz altyapımızda. Hatta biz bir süre sonra bizim altyapı tesislerin yenilenmişti. O zaman altyapı tesislerimiz biraz konteynerde giyiniyorduk. Ondan sonra bayağı bir ilerledikten sonra Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bayağı bir değişime gittik. Ondan sonra tesis yenilendi. Tesisimizin her yerinde abi Beşiktaş'ın kendi marşı, anıtı, büyük yazılarla yapmamız gerekilenler, hayatın bize altın tepside sunulmadığını, böyle küçük küçük alıntılarla böyle her yere asılmış, her gün oraya girdiğimizde hani gözümüze çarpan şeyler ve o aynen hocalarımızın da keza bize hani bunları her girdiğinizde bakın. Bütün hocalarımız bize bunları söylüyordu. Girin, bakın, okuyun, tekrardan okuyun. Yani futbolunuz, hatta Cem Özden vardı, Cem Hoca. Çok güzel bir sözü vardı. Futbolunuz sizi bir yere kadar getirebilir ama size zirve yaptıracak şey ise karakteriniz diyordu hep bize. O zamanlar onu söylüyordu. Hala da aklımın ucunda. Yani olması da gereken bu abi zaten. Hani futbol seni bir yere kadar taşır ama karakter her zaman zirve yaptırır. Önemli olan karakterini korumak abi. Ben de o gün saha içinde hani top bana çarptı ama sonrasını görmedim. Gerçekten orasının sonrasını görmedim. Ama düşündüm ki herhalde sanırsam o adam o tepkiyi veriyorsa hani belki de o da aynısını yapardı. Hani çarpsaydı benden çıkardı derdi. Ben de hani bu şeyi üstüme almak istemedim. Bu yükümlülüğü üstüme almak istemedim. Belki o gol olsaydı hani haksız bir galibiyet alacaktık. Hiç gerek yoktu. Maç sonunda zaten 4-2 yendik. Belki farklı bitecekti. Daha farklı şeyler olacaktı. Ben de gidip hakeme kararını değiştirmesini gerektiğini söyledim. O da beni tebrik etti. Hatta Kayseri'de birkaç oyuncu da tebrik etti. Abi hiç sevmem ya. Yani ay kendimle ilgili konuşmayı hiç sevmem. Eksiklerin ne mesela? Eksiklerimi konuşabilirim. Yani eksiklerimi konuşurum çünkü onları kapatmam artları gerekiyor. Artıları da kastım da şu yani mesela boyun olması, uzun olması senin için artı mı yoksa dezavantaja verebiliyor mu? Atik hızlı bir oyuncusun. Bu nasıl etki ediyor? Bunlar artıdır mesela senin oynadığın bakış. Ya boyumun uzun olması güzel bir şey ama boyumun sadece uzun olması değil, önemli olan sıçrayışımın da çok önemli olması lazım abi. Sen sıçrayışını nasıl görüyorsun? Geliştirilebilir. Yani çünkü bazen bakıyorum, benden daha yüksekte sıçrayan forvetler oluyor. Hani benden kafa topa alamaz düşüncesine kapılıyorum. Çünkü
sahaya çıktığımızda ben bir forvetin benle birlikte oynarken artı yapabileceği hiçbir şey olmaması lazım. Çünkü ben o an kendimi ön plana atmam gerekiyor. Gerçek orada Beşiktaş'ın gerçekten geçilmeyen bir stoperi var dedirtmem gerekiyor ki benden kaçması gerekiyor abi. Adam bunu hissettirmem gerekiyor. Yani şey olduğumu düşünüyorum. Artı yönümde sert olduğumu düşünüyorum. Hırsız olduğumu düşünüyorum artı yönlerimde. Mücadele etmeyi çok seviyorum. Yani böyle bazen o mücadele ederken böyle hani bazen böyle hani tekmeye bile kafa atasım geliyor yani. O şey bile de geliyor o hırstan dolayı. oradan geliyor abi zaten. eksi yönlerim biraz da hızlanmam gerekiyor çabukluğumu. Ama çabukluğumu şöyle geliştirmem gerekiyor. Uzun mesafede bir tık belki de ama kısa mesafede daha hızlı olmam gerekiyor. Uzun mesafede yani yetişebilirim. Yani yakalayabilirim. Ama kısa mesafede biraz daha belki pozisyon alırsam onlara zaten çalışıyorum. Hani belime şey bağlıyorum hani bir anda hani ağırlık bağlayıp bir anda şey yapmaya çalışıyorum. Patlayıcı yapmaya çalışıyorum. Onu da geliştirmeye çalışıyorum. Vücut tipi olarak biraz daha şişebilirim. Ama tam şey olarak. Ama kendimin güçsüz olduğunu inanmıyorum. Ama çevik olduğuma inanıyorum. Yani kariyer planımız doğrusunda ilerliyoruz abi. Hepsi düşünüyor. Hayal kurduğum aslında böyle iki tane var abi. Ama mesela çok istediğim bir şey İtalya Ligi abi. İtalya'da gerçekten futbolun böyle hani dişe diş böyle gerçekten sert oynandı. Bir de ayak paslarının daha çok oynandı. Daha futbolun daha hızlı oynandı. Yani İtalya Ligi'ni birinci sırada tutuyorum. Abi vallahi tesisten dışarı çok çıkmıyorum. Hani tesiste oda arkadaşım Emre. Sağ olsun odadan artık oda bir gitse. Tek kalmaya çalışıyor. Yani abi Emre ile zaman geçiriyoruz. Yani bütün günümüz Emre ile. Bütün hatta her dakika Emre ile. Onunla şey oynuyoruz abi. Tabletten LOL oynuyoruz. Kendi birbirimizin oynayabileceğiz aktiviteler buluyoruz hep. İngilizce dersim var demiştim. Yani haftanın bir iki günü, üç günü falan onlara gidiyorum abi. Tesiste kalıyoruz. Antrenman bittikten sonra fitness'e giriyoruz. Bakıyoruz odaya gittikten sonra akşama doğru geldikten sonra Emre ile şey diyoruz. Hani odada artık sıkıldık acaba ne yapsak falan. Fitness'a gidiyoruz arada. Bize inanmaktan hiç vazgeçmesinler abi. Biz bu çıkarken hedefimiz her zaman belliydi. Geçen sezonki olduğu gibi. Sahaya çıktığımızda tek bir amacımız var. Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip oraya gelen bazen soğuk havalarda, yağmurlu, çamurlu havalarda hiç demeden o stadyumu tıklım tıklım dolduran o güzel taraftarlarımızı en iyi şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. O formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Bize inanmaktan vazgeçmesinler. Onları en iyi şekilde sahaya çıktığımızda inşallah en iyi şekilde temsil edeceğiz.